Konuğum Ece Mumay. Kendisi peri gibi bir insan. Enstrüman çalmak IQ'nu ne kadar arttırabilir? Mesela sanatçı arkadaşlarından IQ'su en düşük. Oradan yola çık. Aynen mesela. Ben gitar okudum. Klasik kemençeyle piyano çalabiliyorum aynı zamanda. Ben bateri çaldım yıllarca. Böyle masaya vurdum anladın mı? Kalemle falan. Ne diye? Beni övdüğün bir versiyonuyla söyleyeceğim. Ha bir de Joker'in içi koşulu var. Evet. Bu nasıl bir Joker bir ya? Önüme gelince, Sina'yı görünce oldum deli 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 deli. Nadir olan bir olaydır bu arada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya? Ben bir Joker'imi tane... ya kullandım. Ya Allah kaç program izledin sen? Girmediği kalıp kalmadı anlatımı satayım. Burnum aktarmadım. Tanışalı bir saat olmadı anlatımı satayım. Sen daha fazla ana satmadan ben içime. Anlatılamayayım sayak. Beğendirin yepyeni bölümünde konuğum Ece Mumay. Kendisi peri gibi bir insan. Evet, gerçekten tanıştığıma çok memnun oldum. Ben burada tanıştık oldum. Ama evet. Çok güzel bir her şey konuştuk ettik. Buraya evet. Malzeme kaldı. Seni zorlayıcı sorular sordum. Oo, evet. Öncesinde biraz işte şey oldu. Siyaset. Biraz geri. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor turneler falan? Vallahi biraz yoğunuz. Böyle iki gün İstanbul'da ancak kalıp sonra devam ediyoruz. Evet. Ama yaz sezonu bitti en azından. Şimdi kışa gireceğiz. Avrupa başlıyor ama iyiyim yani sıkıntı yok. Avrupa başlıyor. Aynen. Hmm. Haberim yok bu şeyi yapacağım şimdi. Ya sanki hiçbir şey konuşmamışız gibi. Nerelere gideceksin? Bayağı var yani Belçika, Hollanda, Almanya genelde o taraflar. Güzel. Evet. Şarkı nasıl gidiyor? Şarkı güzel. En son bir şarkın çıktı değil mi? Evet 2-3 gün önce Velet'le bir düet projemizi düetin yayınladık. Çıktı. Aynen trap arabesk bir şarkı. Güzel seviyorum kendim de şu şarkıları söylemeyi İzlenmeler çok seviyorum. İzlenmeler falan ne durumda? Gayet iyi 2 günde 1 milyon olduk. Gayet güzel gidiyor aynen. Ne rahatlık ya var mı? İşte öyle bir şeyler olduk. Biz böyle bir videomuz 1 milyon üstüne çıkınca çok iyi gittik. Ama müzik şimdi aynı şey diyebiliriz. Evet evet. Bu arada şey çok iyi yani YouTube açısından herhalde çok işe yarıyordur yani. Müzik klibi sürekli dönen bir şey ya. Tabii ki. O yüzden izlenme... Bazı mekanlar açıyor, unutuyor bile yani. Evet. Aynen. Ama YouTube'dan müzik öyle açmalı mekanlar artık kalmasa mı diye de yani buradan meselası. Bir toplumsal. Aynen. İzledin mi? Tabii ki. Özkan Dolan'ı izledim. Ne diyorsun? Korkuyorum. Pişman mısın geldin? Evet, biraz sıkıntılar oluştu içimde. Çünkü program başlamadan böyle bir kafa salladığını ufak gördüm. Ufak bir geriliyorum. Evet. Aynen, doğru. Evet, 3 tane bazımız var. Evet. Süt, soda, kefir. Aran nasıl bu arada? Hepsini okuyayım ama hani tek başına. Evet, tabii ki. Bunlardan bir önce kendininkini sonra benimkini seçeceksin. Tamam. Üstüm ne renk? Lacivert. Seçeyim mi? Seçiyorum. Ama üstüm ne renk? Lacivert. Ne? Lacivert değil mi? Anlamıyorum şu an. Yanlış bir şey yapmaktan çok korkuyorum. Benimkini de seçer misin? Tamam, bu benim. Şu da senin. Tamam. Evet, açıp kamerana göstereceğiz. Dırırırım. Soda. Süt abi ya. Bu arada ben geçen bölümleri izledim. Mesela kefirden iyidir. Soda her çıktığında falan yapıyorum. Gene içemiyorum. Hani hiç bir faydası olmuyor soda ama. Senin için böyle gereksiz seksist falan. Teşekkürler. Çok cedirmezsin. Evet. Peki şu an mesela kafanda bir strateji var mı? Yani tabii ki yok çünkü sanırım çok karıştırıyor. Asla planladığım gibi de gitmeyecek muhtemelen. Ama en azından birinci sorunun ödül ve cezasıyla başlayabiliriz. Ya sorular çok zor mu? Evet tamam. Ya bu arada soruların bir gidişatı yok. Yani birinci daha kolay falan gibi durum yok. Tamam. O yüzden... Hepsi zor anladım. Yani. Tamam. Hazırız. Ödül ve cezayı seçmen gerekecek. Öncesinde seçiyoruz. Evet, evet. Aa tamam. O var mı öyle soruyu bildikten tabii, sonra? Tabii hayır bir şey yok. Bu kendim için değil mi şu an? Evet. Benim için tamam. Yani aslında ikimiz için. İkimiz için de. Romantik bir ortam. Ama senin bazın şimdi soda ya o yüzden. Bana ödül olan şey sana ödül olmaz ki. Evet tabii kendine göre kendime düşün. Kendime göre düşünüyorum. Ama sonuçta diğeri de bana gelecek tamam. Yani. Tamam ödülü Oreo seçiyorum. Tamam. Bir şey yapsak güzel olabilir. Uf ceza da... Bu soru kolay be. Keten tohumu ceza mı? Evet. Tamam cezalı keten tohumu kimin fikriydi? Şu an seçtim arkadaşlar. Hiç beni İptal ilgilen. Ediyoruz onu. Hayır böyle ya. Böyle bir şey yok. Ya. Tamam. Hiç olmaz. Misal sonra bana saldırıyorlar. Begüm, geçen Deniz Işın videosunun altını okudum. Ben hayatımda bu kadar küfür yediğimi görmemiştim. Ben sonra Deniz Işın'dan içeri girdim.
Evet öyleymiş. Bu arada buradan küçük bir açıklama, bunu ne olur kesmeyin. Arkadaşlar Deniz Işın arkadaşım. O yüzden geldi o programa. Konuklarımız isterse attırabiliyor istemedikleri yerleri falan hani. Bu bir show programı. Evet. Eurovision'u en çok kazanan ülke hangisidir? A. İrlanda. Hı hı. B. İngiltere. C. Fransa. A. İrlanda. Son kararı. Yok o bizim lafımız değil. Tamam pardon. Kitleyeyim mi? Kitle. Biraz heyecan olsun. Sesine ne oldu? Biraz güzel bir kadın. Biraz. Evet. Diyorum. Böyle hızlı mı tamam, oynayacağım bu oyunu? Evet. Bunun için geldim buraya. Sen bilirsin. İrlanda'nın kazandığı bir şarkı. Ha mesela. O da biraz şov artık arkadaşlar yani. Herkesin bir soru hakkı var. İrlandalı bir sanatçı söyle bir ödül daha. İşte o da bir şey sıraya giriyor yalnız. Beni buraya tek soru için çağırdınız. Ay çok heyecanlı, çok gergin. Neydi? Ha. Ödül oydu. Joker'ini kullanmak ister misin? Hayır. Yemin et. Çok büyük fake olurdu bana çünkü. Ay çok iyi. İyi ki keten tavuğu koymuşuz. Evet. Mükemmel bir ceza. Yani biraz şey oldu gerçekten. Hiçbir etkisi yok. Yani. Saman gibi bir şey bu arada. Başlatıyor muyuz? Tamam. Buyurun. Ay çok iyi, aramızın oldu. Asıl yani senin en çok aktif olduğun yer neresi? Yani Instagram'la TikTok beraber ikisini de aktif peki, şekilde kullanıyorum. Peki sosyal anlamda Instagram mı? Instagram evet. İçerik üretme açısından? Şöyle hem Reels hem TikTok yaptığım için ikisini de sanırım yani aynen. Peki YouTube'da nasıl işliyorsun? Ben YouTube'la başladım bu işe zaten. Cover videoları yüklüyordum oraya. Sonra açıkçası şımarıklık ettim şarkılarımı tutunca bıraktım. Aynen öyle. Orayı biraz boşladım açıkçası ama oraya da direkt videolarımı atıyorum genel olarak. Boşlamamışsın canım. Sadece, hayır canım. Bu kadar yoğunlukta tabii şey olmuyor yani. Hayır yetişemiyorum doğal evet, olarak. Zor aynen. Bir şey ama sonuçta senin müziğin bir içerik olduğu için sen evet. Hala içerik üretmeye devam aynen ediyorsun. Aynen öyle. Peki Eurovision'a gitsek gider misin? Kesinlikle çok çok isterim. Cidden mi? Evet. Ama o bambaşka bir mesele değil mi yani şey olarak yani ben, hazırlığı açısından tabii yani. Tabii hem hazırlığı hem global bir olay. Çok isterim yani orada hı-hı. Temsil etmek kendi ülkemi, kendi müziğimi, kendi tarzımı aynı şekilde. Çünkü bir de eskiden onun böyle bir heyecanı vardı biliyorsun herkes böyle deli gibi kitleniyordu evet, falan. Evet. Onu daha yaşatmak otur, isterim yani. Dünya, yani Türkiye durur da tabii canım yani. O gece sadece Eurovision izlenirdi. Peki şey mesela gitsen böyle yabancı bir şarkıyla mı gidersin, Türkçe mi gidersin? Kesin Türkçe, İngilizce şarkıyla giderim yani birlikte hı. Yaparım. Şey kitap şekeri. Sen gitmesen ama birini yollayacak olsun. Ama Tarkan demek yasak falan. Edis'i yollardım ben ya. Yok. Edis'i yollardım muhtemelen. Edis. O vizyona çok sahip olduğunu düşünüyorum çünkü. Güzel. Tamam. Evet ikinci sorun ödül ve cezasını evet. Belirleyebilirsin. Tamam zaman. Harika. Ödül brownie olsun. Tatlı yapıyorum sonuçta ben burada. Ceza da... Of çok kötü cezalar kaldı ya. Pul biber olsun. Biraz acılıktan sıkıntı gelmez ya. Hangisi dünyanın en değerli lüks markasıdır? A. Evet. Cartier. B. Hermes. C. Louis Vuitton. En değerlisini soruyorsun değil mi? En değerli lüks markası. Cartier, Hermes, Louis Vuitton. Cartier demek istiyorum. Sen hızlı oynayacaksın bu oyunu. Evet. Kararlısın bakalım. Peki biz de içerik çıkartmayalım Ece falan. Şöyle bir yayarak söyleyelim. Düşün be. Yani işte böyle tamam, oldu tamam. Düşünüyorum açıkçası. Kitlemek kitliyor musun? Kitledim şu anda. Emin misin? Eminim. Ne oluyor? Ne oldu? Ya işte. Oraya oyna da pul bir bende gider ha. Sen şarkıcıysan biz de oyuncuyuz. Hadi bakayım. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Benim lüksle gözüm yok. Ben biliyorum. Ben ne bileyim. Ama sana da bayağı kötü oldu ya. Yo yo. Yani pul biberden net daha senin iyi. Senin derdin benim blendim. Senin derdin benle. Hadi bakayım. Evet. Şey. Şöyle biraz da aşk hayatından bahsedelim. Tabii biraz da magazin. O ünlü oyuncuyla beraber oldun doğru mu? Nereden duyduğunuzu da
Var mı birileri? Yok, hayır. Tamam, bitti bu konu. Teşekkür ederim. Evet, çok üçüncü sorunun ödülü ve cezası. Üçüncü sorunun ödülü ve cezası. Ödülü şey olsun, bonibon. Ya. Olsun ama. Şeyleri seçiyoruz. Ne yapayım şimdi, tatlı bezli bir şey var bende. Ceza da. Oha, çok kötü şeyler kaldı. Sirke olsun o zaman. Ya yapma işte ya. Şu anda. Ya sen oradan karışmasana her şeye. Spoiler aldım ben. Hangi ülkenin kralı resmi izinle kendisine metres edinmiştir? Evet. A. Suudi Arabistan, B. Kuzey Kore, C. Tayland. Biraz Kuzey Korelik bir hareket gibi geldi bana bu. Kral evli. Kral ne diyorsun ya? Metres diyor. İnşallah bir tane karısı vardır. Şimdi şöyle, Arabistan şey bir şey değil, mantıklı gelen bir şey değil. Çünkü adamın metrese ihtiyacı yok istediği kadar, eş yapabilir kendine. Çok kötü. Kore dedin, bir de ne dedin? Tayland. Tayland. Ama Kuzey Kore. Anladım, Kuzey Kore. Ben Kuzey Kore demek istiyorum. İlk düşündüğün genelde doğrudur derler. Kitleyeyim mi? Kitle. Burası çok gergin ya, şunları açıyorsun falan. Güzel bir mantık yürüttün. Aman Suudi Arabistan'ı eledin falan filan. Ama Tayland'da. Aynen. Türkiye'ni kullanmak ister misin? Hayır. Okey. Ya hepsini koyma bari ya. Yani ya çok kötü. Sordum, hayır dedi hiç yani asla. Ya bu ne be? E ne yapayım sen? Ya Ece Allah aşkına bir etkisi olan bir şey. Seninkinden ben koyayım bari. Eee çok kötü. Saçma sapan bir şey ya. Of. Çok kötü. Neyse şikayet etmeyeceğim bu arada. Sirke ya Taylandlı demek. Ne kadar öğretici bir program. Metres bilgi. Bu arada bir yaşımıza dair. Abi metres bilgisini ne yaparsan yap şimdi. Yani çevirebiliriz. Abi çok kötü bir şey aldı. Son soruya geldik. Bir kulaklıktasın. Joker hakkım var. Evet. O kadar, evet. Çok iyi. Ödül ve cezanı alalım. Ödülümüz reçel olsun. Beni anca reçel paklar şu anda. Ceza? Şuradan olsun cezamız. Enstrüman çalmak IQ'nu ne kadar arttırabilir? A %2, B %5, C %10. 2 değil. Mesela sanatçı arkadaşlarından. Sanatçı camiam. IQ'su en düşük. Ne? Mesela enstrümanı ne kadar etkisi oldu? Oradan yola çık. Aynen mesela. Aynen. Ya da çalamayanlardan tamam. Hesap et. Ben bir düşünüyorum o zaman. %2 değil yani öyle olduğunu düşünüyorum. Ben gitar okudum şey konservatuvarda. Klasik kemençeyle piyano çalabiliyorum aynı zamanda. Aynen. O zaman yüzde o zaman, aynen. Ele veriyormuş cevabı. Ya %10'dur. Ben %10 demek istiyorum. Bence çok büyük bir etkisi vardır. Çünkü bir kere multitasking özelliğini geliştiriyor ve bu özellik de hakikaten yani IQ'ya büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Neleri çalıyorum dedim pardon. Gitar, klasik kemençe, piyano. Kemençe, Karadeniz. Yok. Sanat müziği kemençesi. Hmm. Evet. Çok yetişti. Ben bateri çaldım yıllarca. Ama şöyle bir şey oldu. Herkes gitar çaldığı için ve bütün ortamlarda gitar bir şekilde bulunduğu için herkes bunun havasını atabildi. Ben böyle masaya vurdum anladın mı? Kalemle falan aslında kötü bir ses çıkıyordu. Hiçbir ortamda havasını atamadığım bir enstrüman olduğu için evet. Bıraktım. Gerçi bu arada şöyle oldu. Ben sonra Latin'e kaydım. Bongo, Kongo. Perküsyon. Aynen. Onlara gittim. Sonra da bilmiyorum o kariyerim belli ki müsaade etmedi. Evet. Bir de yani aşırı alıcısı olmayan bir... Bir de yani zaman ayırmak, bir de pratik yapmak zor yani. Şimdi bataryayı evde çalışamazsın sonuçta. Evet. Vardı ama bir dönem. Elektrikli vardır belki. Yok bayağı ya bildiğin, klasik vardı da o kadar gürültü oluyor ki yani. Tabii yani. Akustik falan ayıp olmuyor şimdi, yani. Aynen. 10 diyorum ben. Kitliyorum. Kitle. Aynen. Kitliyorum mu? Kitliyorum. Kitliyorum da. Ama joker kullanma hakkım var değil mi? Yanlışsa. Evet ama gerek yok çünkü bildin. Oh. Tebrik ediyorum. Teşekkür demek ederim. İsterdim. Ama. Jokerini kullanmak ister misin? Evet. %100 yani. Kendine niye döküyorsun? Kendine niye döküyorsun ya? Kendine niye döküyorsun kız? Joker
Ya varsa çalacaksın kendini. Ne dökeceğiz şimdi kıza? Benim programım. Benim kararım. Şu an bildiğin bir sabotaj düzenleniyor. Programıma dokunma. Kökeni yaparken cezayı ona atacağız Ece. Ben şok şu anda. Sevgimizi. Ya sen ne yapıyorsun ya? Deniz Işın'ın elçi geliyor şimdi. Aa ben şok. Arkadaşlar tekrar hatırlatalım. Deniz Işın arkadaşım. Bu bir şov programı. Deniz Işın'dan özür dilerim eğer kırdıysam, ama kırmadığımı biliyorum ya. Yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya? Ben bir tane... Jokerimi ya kullandım. Allah aşkına kaç program izledin sen? Aa kolum. İnanılmaz. Ya bence sürdü reçeli. Lan nasıl olacak şimdi? Tamam getiririz ya. Allah aşkına böyle bir gerginliğe gerek var. Aa ben şu tamam, an... Tamam Joker'ini anlatıyorum. Elim ayağım titredi evet. Orada reçeli döktü, ben gittim orada. Bir şey diyeceğim, şikayet etmeyen veren sen şimdiden atıyorum. Kime şikayet edebilirim? Al. Allah aşkına ağladığına değdi mi? Evet çünkü sen de reçel koy. İstemiyordum seni reçel koymadan. Peri şarkını biliyoruz. Bırak Periş'im reçel. Joker'ini anlatıyorum evet, bu arada. Evet. Peri'yi beni övdüğün bir versiyonuyla söyleyeceksin. Ha bir de Joker'in içi koşulu var. Evet. Bu nasıl bir Joker ya? Bu işte Joker bu. Seni övdüğüm şekilde. Evet. Tamam. Bir şey diyeceğim, dansın hazır değil mi? Sana hiç kimse hayatında şarkı yazdı mı? Yazdı bu arada. Magazin oldu şu an gene. Bir şekilde gidiyor yani. Bu arada bu kadar özenli, ha, bu kadar, yani çok merak ediyorum şu an. Bu kadar hızlı yazmamıştır ama yazandı. Hayır, hızlıyı geçtim, bu kadar özenli evet, bir şarkı yazılmadı bana. Tamam. Bu arada yemin ederim... Uyarlama. Yemin aynen, ederim şu an ne yazdığını bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Telif. Anama da söyleyebilir. Övdüm ama övdüm. Ha, övdüm hayır övdüm. Ya tamam, bir gömme konuşuldu ya topa git. Dansın hazır yok değil mi bu arada? Hayır. Ayakta, ayakta performans sergileyeceğim sadece. Tamam okuyorum. Hazır mısın? Bu şarkıda var. Girmediği kalıp kalmadı anasını satayım. Hayda. Okuyorum. Önüme gelince, Sina'yı görünce oldum deli 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 deli. Tahmin etmedim yok, özellikleri çok. Hepsi alın teri 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 teri. Biraz duygulandın. Stüdyoda duygulanlar. Aynen. Cidden çok hoşuma güzeldi. Gitti, değil mi? Pamuk oldum. Evet, biraz yumuşadık. Ama yeterli gelmedi. Evet. Saçmalama! Yok artık! Çok kısa değil miydi ya? Peri zaten bu kadar bir şarkı. Daha uzun şarkılar saçmalıyorsun yapsaydın. Saçmalıyorsun şu anda. Böyle bir şey asla kabul etmiyorum arkadaşlar. Asla. Çok kısa değil miydi Begüm? Alo, hayır. Önce reçeli attı, şimdi şurada mı bana atmaya çalışıyorsun? Galaxy... Den de benim. Sıfırdan beste yapayım istersen. Hayır. Vallahi hırım. Hayır bitti. Bitti şu anda. Kazandım çok ya. Kısaydı. Hayır kazandım. Hayır. YouTube Shorts mu yap çekiyoruz abi? Evet. Şu an çirkeflik yapıyorsun. Hayır mümkünatı yok benim onu almamın buraya. Tamam biri senin biri benim. Hayır tabii ki ne münasebet. Hayır ya. Ne diyorsun? Müthişti sen. Yani. Abartma sen de ya. Hayır mümkünatı bile yok. Tamam ben de atmıyorum. Arkadaşlar haksız rekabet. İçemiyorum sonra. Tamam içememen gerekiyor zaten. Konsept bu. At, at, at. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şok. Şok. Nadir olan bir olaydır bu arada. Evet. Tebrik ediyoruz. Sen gerçekten haksız rekabet yapıyorsun ama neyse, büyüklük bende kalsın. Bu ne abi ya? Reçelin de hiçbir etkisi olmadı. Hiç yani. Bu şey ya. Çok ama benimki de bozuldu. Bu bayağı benim mideyi deler yani. Aa, seninki de çok kötü. Sen Allah belanı verdi yani. Oha bu ne iğrenç bir şey bu. Midem bulandı, tövbe estağfurullah. Ay. Ay çok kötü. Ya. Sıvıydı bu eskiden ya. Aynen şuradan ben değil. Ya keten tohumu hakkında bu kadar bilgi sahibi olma. Yakın mı? Yakın bu arada. Bayağı yakın.
Aa, sıvı seninki baya. Evet, ben çok katı bir şey koymadım ki. Evet. Ya sirke koymasaydım 10 numaraydı biliyor musun? Ha işte, orada bana evet, oynadın. Sana geçirmeye çalıştım evet. Orada. Neyse, şırdan ben kaçtım. Ne yapıyorsun şimdi? Ya bu mekanda değiliz bu arada. Bu bir yarışma programı. Oha, içmem lazım çünkü ayıp olacak şimdi. Sen buradan nereye gidecektin bu arada? Şey, stüdyo okumaya. Nasıl okuyayım abi ben sirkeyi mideye indirip ya? Aa, bu çok kötü abi. Benim de sana bunu içirmem lazım yani bir şekilde. Of. İçersem içeceksin mi? İçersen içmek zorunda kalıyorum zaten. Oha, çok kötü ama bunun tadı ya. Abi burası çok gergin yani. Şu kısım gitmiyor bende şu anda. İçiyorum o zaman ben bunu. Abi çok kötü ya. Benle konuşuyor gibi yapıp kendi beyniyle konuşuyor aslında. İkna ediyor kendini. Yapabilirsin. Tamam. İçiyorum şimdi. Evet, burnumu, burnumu ve gözümü kapatıp içeceğim. O zaman Ece. Bu ne ya? Ya iğrençsin Ece ya. Burnum aktan nasıl bir peçete ve su alabilir miyim? Sırf Sina da içsin diye yani. Ya bu ne düşmanlık ya. Gerçekten tanışalı bir saat olmadan satayım. Sen daha fazla ana satmadan ben içmeniz. Anasını satayım sayar koyayım. Anasını satayım calculator olacağım. Hadi Sina. Aa, çok kötü ya. İçersin, yaparsın. Biz de yapacaktık baştan. Taktik kaçırdık. Gerçekten çok kötü ya o ya, içilecek gibi bir şey. İnsan sağlığına zarar yani. Şimdi ne kadar midemi bulandı. Hep aynı numaralar abi. Dik dik işte yani. Size ne kadar midemi bulandı anlatamam. Gerçekten çok kötüydü onunki ama ya. Yüzünden yaş geldi. Evet, evet. Gerçekten çok kötüydü yani. Bak bu programın bug'ı ne biliyor musun? Ben niye içemiyorum? Çünkü Joker'de hep en kötü şeyde Joker kullanılıyor ve onu bana atıyorsunuz. Sonra o Sina içemiyor oluyor. Biraz da ağlayarak. Bak gözünü ve burnunu kapat, hiçbir şey anlamıyorsun. Yat yat yat. Ben mi çok midesizim acaba? Aa, yuttum. Ya üçüncü sezona geçelim mi artık benim içmediğim bir versiyon? Ece Mumay bugün konuğumdu. Aşırı güzel bir program oldu bence. Bence enerjine de sağlık. Cidden çok eğlendim. Teşekkür ederim. Son anda bana girdi. O kadar kötü ki. Son anda... Yemin ediyorum bak bir şeyler iniyor aşağı Allah. Can bak yapımcılar izliyor bu programı böyle konuşmuyor. Gerçekten iyi ki geldin. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de öyle. Bu arada NetDev Müzik kanalında Ece Mumay ve Velet'in düeti olmadığı dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Müzikle kalın, YouTube'la kalın. Kendinize iyi bakın. Zaten Aksu. Minik serçe.